Merhaba arkadaşlar, LS2 Vektör kaskını tanıtacağız. Bu kaskın birkaç tane özelliğini ben geçen sene tanıtmıştım ama tekrar bir tanıtım yapıyoruz. Ufuk arkadaşımız bu konuda yardımcı olacak, bu kask hakkında daha çok bilgili. Arkadaşlar merhaba, öncelikle bu kaskın en can alıcı birkaç özelliğinden başlayacağım. Bir kere malzeme yapısı fiberdir bu kaskın. Ve fiber kasklara göre fiyatı oldukça uygundur. Yani ortalama bir fiber kask 1700, 1800, 1500 civarından başlarken bunun şu anda 1200 TL fiyatı var. Ve emsallerin birçoğunda olmayan özelliklere sahip bir kask. Dediğim gibi fiber malzeme yapısı var. Ondan ziyade şurada görmüş olduğunuz yani üstündeki bütün beyaz bölümler fosfordur bunun. Yani gün ışığı enerjisini toplayarak gece ışıksız karanlıkta bir yerde seyahat ettiğiniz zaman bu fosforlardan ışık çıkıyor arkadaşlar. Ayrıyeten bunda da yine 2,5 mm polikarbon vizör sahiptir. Yani herhangi bir kaza esnasında hemen kırılmayacak bir vizördür. Ondan ziyade dışarıdaki soğuk hava ile içerideki sıcak hava çabuk birbirine kavuşamayacağından buharlanma olayı da çok çabuk gerçekleşmiyor. Ki kutu içerinden pinno vesairesi çıkıyor zaten. Şuradaki çene petleri normalde diğer kasklarda sökülüp takılabilen bir parçadır. Bu kaskta ise mıknatıslı bu arkadaşlar. Yani böylelikle yani bu parçayı kaybetmek, düşürmek gibi bir derdiniz olmuyor. Çünkü şuraya şöyle bastırdığınız zaman mıknatıs sayesinde kaska direkt yapışıyor parça. Yani içinde cırt sistemi de var. Bunu çekip aldığınız zaman direkt elinize geliyor. Yani takmak istemediğiniz zaman söküp alabiliyorsunuz. Ama kaskta mesela bu açıkken bunu aldınız. Uğraşmak yerine hemen elinizi bastırıyorsunuz. Buradaki mıknatısa yapışıyor. Ve bu sayede daha rahat nefes alabilmenizi sağlıyor. Yani içeride daha ferah bir ortam oluşmuş oluyor arkadaşlar. Bunun dış kamuflajı neydi? Fiber dış kamuflajı. Fiber. Dahili güneş yüzeri mevcut arkadaşlar. Dahili güneş yüzeri de bunun da yine mor cam kullanılmış. Ve bu kaliteli gözlüklerin kullanılan camlarından kullanılıyor arkadaşlar. Mor cam kullanılmasının sebebi karanlık bir ortama yani birden aydınlık bir ortamdan tünel gibi bir yere girdiğiniz zaman görüş alanınız çok etkilenmesin diye. Yani çünkü hemen normal siyah camlarda gözlüğü kapama isteği uyanıyor insanda çünkü göremiyorsunuz. Ama bu mor camlarda öyle bir sıkıntı olmuyor. Kaskın diğer bir özelliği ise şöyle yakından göstereyim onu. Şu direkt kenarlarda görmüş olduğunuz yerlerde çelikle desteklenmiş iki tane menteşe bulunuyor arkadaşlar. Bu tür kasklar genelde tur motorlarında kullanıldığı için yani daha uygun olduğu için tur tarzı motorlara, dik oturuş pozisyonundaki motorlara genelde o tarz motorlarda düşüşler hep yan tarafa doğru yapılıyor. Kaskın bu tarafından genelde darbe alınıyor. Onun için bu kaskta da bu bölgelere ekstra güçlendirmek için menteşeler koyulmuş ve buradan alacağınız herhangi bir darbede daha az hasar alıyorsunuz. Ve bir artı özellik daha, normalde bunlar kaskın içinde bir yere tutturuluyor şu iki parça. Burada ise bu menteşelere tutturulmuş, şu menteşelerin dışına. Yani bunu istediğiniz kadar çekin arkadaşlar, hiçbir şekilde kopma vesaire gibi bir derdi yok. Bu da aslında büyük bir problem. Çünkü kaskların birçoğunda bunu zorladığınız zaman kopabiliyor ve bir daha bu malzemeyi temin etmek çok zor oluyor. Çünkü distribütörler bu parçaları genelde getirmiyorlar. Bunda öyle bir problem yaşamıyorsunuz. Bunda ayrıyetten kademeli olaraktan havalandırmalar mevcut. Bu şekilde şu bunu biraz daha yukarı çektiğim zaman komple kapanıyor. Bu şekilde yarım açılıyor ve hatta tam açabiliyorsunuz. Yine çift giriş havalandırma mevcut manuel. Arka tarafta da kontrol edebileceğiniz çift olaraktan manuel olarak bir havalandırması mevcut. Ve bütün havalandırmalarında ızgara mevcut bunda da. Herhangi bir havalandırmadan içeri giderken böcek vesaire girmesin diye. Ve bu kaskın altında da yine boyunluk, rulo boyunluk sistemi kullanılmış arkadaşlar. Kasklarda en çok rüzgar ve ses giren yer genelde boyunların ve çenenin olduğu bölümlerdir. Ama bu sistem sayesinde olabildiğince az şekilde rüzgar ve ses giriyor. Ve bu da kaska oldukça sessiz ve daha az ses alıyor. Şu kırmızılar galiba kaza sonrası çekmeler. Aynen, onları da anlatacağım. Buradaki bu iki tane şeridi çektikten sonra
bu rulo rahat bir şekilde çıkıyor ve kask kafanızdan çok rahat bir şekilde çekip alınabiliyor. Zaten ilk yardım servislerinin hepsinde bunların eğitimleri veriliyor ilk yardım personeline. Motorlu kazalarda kaskın nasıl çıkarılabileceğine dair. O yüzden hani aklınızda şey olmasın ya, bu gelecek yardıma gelecek kişi bunu nereden bilecek diye. Gelecek arkadaşların hepsi bunların ne işe yaradığını biliyor arkadaşlar ve kaza esnasında size rahatça yardımcı olabiliyorlar. Bu her kaskta olan bir özellik değil. Ayrıca bu kaskın iç petleri de çıkarıp yıkanabiliyor arkadaşlar. Antibakteriyel iç petlere sahiptir. Ve ayrıca arkadaşlar bu kaskın içindeki köpük 3D lazerle kesilip tasarlanmış bir köpüktür. Ve oldukça kalitelidir. Şu içindeki pedi çıkardığınız zaman şu içinde fes gibi bir bölge göreceksiniz arkadaşlar. O bölgede bu havalandırmadan giren havanın başınıza eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyor. Ve böylelikle hava tek bir yerde toplanmamış oluyor. Bütün başınıza dağılmış oluyor. Ve bu da çok ferah bir yolculuk yapabileceğiniz anlamına geliyor. Benim eklemek istediğim bir şey var. Şimdi geçen seneden beri bu kask satıştı arkadaşlar. Geçen seneden beri alıp bu kaskı kullanan arkadaşlar yorum eklerlerse, hani bu kaskın nasıl bir kask olduğu, verimliliği, ses derecesi bizim de bilgimiz olmuş olur. Aynı zamanda bundan sonra hani bu kaskı alıp kullanacak olan arkadaşlara da bir ön bilgilendirme olur. Bizim diyeceklerimiz kask hakkında bu kadar. LS2 Vektör linklerini zaten aşağıya ekleyeceğim. Hepinize iyi sürüşler. İyi sürüşler.